Arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Kazlarla ilgili, bu kazlara ayırdığımla ilgili arkadaşlar, size daha önce söylemiştim. Sadece akşamları ayrılar. Akşamları da nasıl ayrılar? Zaten tele yakın yatıyor yavrular. Annelerin de yanlarında yatıyor. Onun için aslında akşam da ayrı kalmıyorlar. Ama anne eğer içeride olursa arkadaşlar, anne suyu çok fazla döküyor, yeri çamur yapıyor ve ciddi anlamda içeride yavrulara sağlık problemi ve sıkıntısı oluşturabilecek eylemler içerisinde olduğundan dolayı anneyi ayırmak zorundayım. Ama gördüğünüz gibi sabah erken saatlerde hemen kazımızı salıyoruz. Yavrularıyla birlikte akşam hava kararına kadar arkadaşlar otlanmaya devam ediyor, yayılıyor. Gayet de sağlıklılar. Bunu bir defa daha açıklama gereği duydum. Ve en azından sizlere kazların yanına geldim ve onları göstereyim dedim. Mas kazı dün itibariyle bir yumurtasını sağlam bir şekilde yabana kurban gitmeden arkadaşlar aldım, yerini buldum. Yumurtladı ve aldım. Aldığım yumurtayı da yeni yatan bir Amerikan ördeğinin altına koydum. Başka videolarda size 5 tavuklar ile ilgili videolarda bahsedeceğim. Yumurtlamış olan 5 tavuklarım 2 tane yumurtası yabana kurban gitti. Onu şimdiden söyleyeyim. Yeni yerlerini bilmiyorum. Yeni yerlerini bulduğumda yumurtaları mutlaka alacağım arkadaşlar. Çünkü işimi riske atamam. Yarından itibaren tam anlamıyla, tam teşekküllü 5 tavuğu yumurtası resmen bulma avına çıkıyorum. Şimdi buradan kazlarımızı, yerli kazlarımızı ve yavrularını görüntüledikten sonra doğru arkadaşlar çiftliğe doğru gidelim. Bu arada size neler yaptığımdan birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Bugün çiftliğe sabah saat 6'da geldim. Olay var, olay, olay. Olay var yani, olay. Bu köpek arkadaşlar bir kardeşimizin köpeği, buraya getirdi, bir günlüğüne kalıyor, gidecek. Ama çok fena bir adamcı. Neyse. Ben dostlar şimdi bugün saat 6'da çiftlikteydim. Saat 4'te neredeydim? Gece 4'te Faruk kardeşimle, Tavukların Dünyası kanalının, YouTube kanalının sahibi Faruk kardeşimle, vallahi ona da uyku girmemiş gözüne, benim de öyle oldu, onunla sohbet ettik. 6'da da çiftliğe geldim. Hemen sobalı odanın arkasından toprak aldım. Bu akşam itibariyle çok ciddi bir yağmur, yarından itibaren de -1'e düşüyor arkadaşlar. İnanılacak gibi değil. Mayıs ayındayız ve -1'e düşüyor hava. Ben de gelen Faruk ve Fatih'ten gelen civcivleri mutlaka sobalı odaya alacağım. Bugün çekimi cep telefonumdan yapıyorum. Bir kusur olursa affola. Diğer cihazımız şarj olmadı. Onun için buradan yapıyorum. Nasıl çektiğini de bilmiyorum. Aynen de böyle atacağım. Hayırlısı diyoruz. Dediğim gibi civcivleri 2 günlüğüne sobalı odaya alacağım. Çünkü sobalı odada kalmak zorundalar. -1'e dayanabileceklerini düşünmüyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi buraya gelecek ama yapılmış bir yeri göstereceğim size. Mehmet Hoca da geldi. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yükselt. İleride betonlama yaparız ama şu an idarelik. Arkadaşlar şöyle yükselttim. Görmüş olduğunuz gibi buraya iki el arabası yumuşak toprak serdim. Hem hayvanlar toprak ihtiyacını giderecekler. Hem de o tabandan en azından bir ıslanma, bir göllenme olursa onun önüne geçebilmek için bunu yaptık. Ve çok odayı da bu şekilde yaptığımı söylemek istiyorum. Burada da yine, evet şurası da mesela. Tek sıkıntım ne olacak? Hemen suyun içine toprak atıyorlar. Zaten Allah'tan bir şey olmazsa, dostlara da söyledim,
bir su deposu ve otomatik sulu nikel olarak nikel bir sistemden buraya kuracağız ve ondan sonra su alma verme işi bu yoğunluk bitecek. Maviciler, ispençler, bunlar benim bakın mucize civcivlerim. O da tavuğu, bu da Mahmut abiden gelen dumanlı. Yapmayın çocuklar, yapmayın. Başalı orada derken 8 civcivimiz gayet sağlıklılar, içerideler arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ne yapacağız? Şimdi Lady'nin yuvasına gireceğim. Ve Lady'nin yuvasına bakacağız arkadaşlar. Bunda bakalım, şimdi şuradan bir ışığımızı alalım ilk önce. Bıdı nerede? Bıdı'yı da göstereyim bir daha arkadaşlar. Bıdı ile Bıdı. Kuzular, Bıdı. Gel Bıdı, gel. Gel. Bıdı. Gel kuzum, gel, gel, gel. Gel benim kuzum, gel. Aferin benim kuzuma. Ne yaptın, yemini yedin mi? Suyunu da içtin. Sen de. Biz birlikte takalım. Dün gece de birlikteydik. Şimdi onları burada çalışırken buraya koyuyorum, yoksa ayağıma çok dolanıyorlar. Tabii yanımda da kim var?